Rakip tanımam bilgi yarışmamızdan herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ve bizlere bu olanakları sağlayan belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'e de sizlerin huzurunda çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu haftaki rakip tanımamdaki konuklarımız Serhat Özcan Beyefendi ve Hamza Düzgün Beyefendi. Efendim stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Serhat Bey? İsterseniz sizinle başlayalım. Efendim iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Siz de hoş geldiniz Hamza Bey. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben Serhat Özcan. 1997 Aksaray doğumluyum. Aslan Ortaköylüyüm. Üniversiteden yeni mezun oldum. Maşallah. Taze mezun oldum. Şu an için bekliyorum. İnşallah. İnşallah güzel başarılara imza atarsınız. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin. Sizler Hamza Bey? 1994 Aksaray Yeşiltepe doğumluyum. Ondan sonra üniversiteden 2018 yılında mezun oldum. Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Yani halen şu anda Eskil Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum aynen. Bizlere Instagram üzerinden ulaştınız ve çekiliş sonucu bizimle yarışmaya hak kazandınız. Tebrik ediyorum sizleri. Peki bilgi yarışmasında kendinize güveniyor musunuz? Yaparım diyor musunuz? Evet inşallah. İnşallah. Güveniyoruz. İnşallah. Peki hazır mısınız? Ben başlamadan önce isterseniz ben size kurallarımızdan bahsedeyim. 15 tane sorumuz olacak sizlere. 3 tanesi Aksaray'ımızı ilgilendiren bonus sorular. Bu bonus sorulardan hem ödül olarak kitap alacaksınız bildiğiniz takdirde hem de 20'şer puan kazanacaksınız. Diğer sorulardan 10'ar puan kazanacaksınız. Ve her soru için 30 saniye süreniz olacak. Ben size başladığınızda ve bittiğinizde haber vereceğim. Yani yaklaştık süre bitiyor diye hatırlatmalarda bulunacağım sizlere. Kağıtlar var önlerinizde. Cevaplarınızı o kağıtlara yazacaksınız ve kameralarımıza ve bana göstereceksiniz. Daha sonra da inşallah kazananlara ödülümüzden bahsedeyim biraz da. Birinci olan arkadaşımıza bir tane Bluetooth kulaklık ve belediyemize ait sosyal tesisi olan Piramit Kafe'de sabah kahvaltısı hediye edeceğiz. İnşallah güzel olur sizin için, hayırlara vesile olur diyorum. Ve hazırsanız ilk sorunuzla başlayalım. Başlayalım efendim. Edebiyatlarınız nasıl? İyidir biraz. Sizin? Yani çok iyi değil ama yani idare... Bir şey soracağım aslında. İlk sorumuz edebiyatla ilgili. Evet. Yılanların Öcü kitabı hangi yazarımıza aittir? Yılanların Öcü kitabı hangi yazarımıza aittir? Ve süreniz başladı efendim. 30 saniyeniz. Aklınıza... Geliyor mu biraz? Daha önce filmini izledim mi? Bir filmi vardı Yeşilçam'da. Bildiğiniz kadarıyla bir şeyler yazabilirsiniz. Belki doğru cevap olabilir. 10 saniyeniz kaldı bu arada. Aslında çok bildik bir kitabımız. Filmlerde yapıldı. Süreniz bitti efendim. Oo. Cevaplar var mı? İlk soruda cevaplar... Maalesef. Yok, Hamza Bey'den, Serhat Bey'den. Ben yetişemedim, Cengiz Aytmatov diye tahmin edecektim. Maalesef efendim, cevabımız Fakir Bayburt olacaktı. İlk sorudan ikinize de puan veremiyorum ama ilk soru bu. Daha önümüzde 14 tane daha soru var. Ümitsizliğe kapılmayalım. Sorularımız güzel gelecek inşallah. Sizler de bileceğiniz sorular var eminim. İnşallah. İkinci sorumuzla devam edeceğiz. Avustralya'nın başkenti neresidir? Avustralya'nın başkenti neresidir? Süreniz başladı efendim. Yani yazıldı. Yani yazıldığı gibi, okunduğu gibi de yazabilirsiniz. Okyanusya kıtasında olan Avustralya'nın başkentini soruyoruz. Size biraz ipucu vereyim. O Avustralya'nın 8. büyük şehri aslında başkenti. Denize en uzak olan şehri başkenti Avustralya'nın. Evet, süreniz bitmek üzere. Evet. Süreniz bitti. Serhat Bey Sydney cevabını veriyor. Hamza Bey de Melbourne cevabını veriyor. Doğru cevap Canberra olacaktı. Oh. Maalesef bu soruda da sizlere puan veremiyoruz. Olsun. Canberra. Sizin bir
sevdiğiniz branşlar var mı? Daha şu branşta daha başarılıyım dediğiniz. Tarihte biraz başarılıyım. Siz mesleğiniz gereği değil mi? Mesleğim gereği evet. Sizler Hamza Bey? Yani hani branş fark etmez aslında. Hani elinizdeki sistemi uygulayabilirsiniz. Genel kültür soruları aslında. Evet, genel kültür. Yani bu şekilde devam mutlaka edebilirim. Mutlaka yakın olduğunuz dallar, branşlar vardır ama illaki. Tabii matematik, tarih, coğrafya olabilir yani. İnşallah. Spor. Bu sorumuzu bileceğinize inanıyorum. Üçüncü sorumuz bir bonus sorusu. Bizlerden bildiğiniz takdirde hem 20 puan hem de bu önümdeki güzel kitaplardan kazanacaksınız. Hazırsanız üçüncü sorumuzu soruyorum. Tamam. Türkiye'nin ilk ve tek doğal gaz deposu hangi ilçemizin sınırları içerisinde yer alır? Türkiye'nin ilk ve tek doğal gaz deposu hangi ilçemizin sınırları içerisinde yer alır? Bonus sorusu sorduk değerli izleyicilerimiz. Yarışmacılarımıza 20 puanlık bir soru. Aksaray'ımızdan geldi bonus sorular. Ve süremiz daha varken siz de yazdınız mı Hamza Bey? Erken bitiriyorlar. Evet, ikiniz de Sultanahmet cevabını verdiniz. Süremiz daha bitmemişken hemen yazdınız. Evet, hazır mısınız? Doğru ya da yanlış olduğunu söyleyelim sizlere. Evet. Eminsiniz galiba ve doğru cevap Sultanahmet olacaktı değerli izleyicilerimiz. Serhat Bey ve Hamza Bey bizden 20'şer puan kazanıyorlar ve ilk kazandıkları puan. Tebrik ediyorum sizleri. Bizlerden birer tane kitap kazandınız. İnşallah güzel şekilde okursunuz. Yani beğenirsiniz kitaplarımızı. Her gün yani yakınından geçtiğim bir bölge yani hani çalıştığımız yer itibariyle. Ondan sonra yani bunu bildik bir soruydu. Evet. Ayıp olurdu biraz. Tabii Aksaraylı olarak kendimize bu konuda güveniyoruz değil mi? Her derine gezmesek de mutlaka duyduğumuz, aşina olduğumuz sorular gelecek. Tebrik ediyorum sizleri efendim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Dördüncü sorumuz bir spor sorusu. Sporla aranız nasıl? İyi diyelim. İyi bir izleyiciyim. İzleyicisiniz siz? Yani aynen biz de izleyiciyiz de hani, amatör olarak da hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında çok basit bir soru. Sizleri yormayacağım. Fazla da merakta bırakmak istemiyorum. Tam ve dördüncü sorunuz geliyor efendim. Turnike hangi spor dalına ait bir terimdir? Turnike hangi spor dalına ait bir terimdir? Sorunuz, süreniz başladı efendim. Serhat Bey 20 puanda, Hamza Bey şu ana kadar 20'şer puanda. Bakalım sonuçlar nasıl değişecek? Erken de yine yazdınız. Efendim değerli izleyicilerimiz, turnike hangi spor dalına ait bir terimdir dedik. Serhat Bey basketbol diyor, Hamza Bey basketbol diyor. Ve doğru cevap basketbol olacaktı. Tebrik ediyorum sizleri. Efendim, bizden 10'ar puan kazandınız. Açılmaya başladık değil mi biraz? Heyecanlandı belki de. Evet. Tebrik ediyorum. Evet, beşinci sorumuz. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Size güzel bir tarih sorusu geliyor. Atatürk'ün gazeteci Şerif Bey lakabıyla katıldığı savaş hangisidir diyorum. Atatürk'ün gazeteci Şerif Bey lakabıyla katıldığı savaş hangisidir? Süreniz başladı efendim. Biraz ipucu vereyim mi Hamza Bey? Zorlandınız mı? Cevap var mı? Cevap var ya. İnşallah bakalım. Tarih konusunda bilgilisiniz maşallah. Son 15 saniye bu arada. Evet, süremiz azalmak üzere. Değerli izleyicilerimiz, Atatürk'ün gazeteci Şerif Bey lakabıyla katıldığı savaşı sorduk yarışmacılarımıza. Ve süremiz bitti. Cevapları alalım. Serhat Bey Trabluskarp diyor, Hamza Bey de Trabluskarp diyor. Doğru yanıt Trabluskarp olacaktı. Tebrik ediyorum, 10'ar puan kazandınız bizden. 1911-1912 yılında Türk-İtalyan Savaşı olarak da geçer. Mısır'daki güvenlik noktalarına değil mi Serhat Bey? Türk subayı olduğunu belli etmemek için evet. Mustafa Kemal Atatürk gazeteci Şerif lakabıyla Enver Paşa ile beraber gitmişti. İtalyanlara karşı yerel halkı örgütlemek adına. Sever misiniz Hamza Bey size tarihi? Tarihi severim yani hani bir her Türk vatandaşı gibi. Yani tarihimizi bilmek bir milli görevimiz aslında yani öyle bakmak lazım. Doğru, ne güzel söylediniz. Tebrik ediyorum sizlere de. Şimdi 6. sorumuza geldik. Yine bir bonus sorusu. Aksaray'ımızı ilgilendiren bir soru değerli izleyicilerimiz. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Aksaray'ın
İl merkezine en uzak ilçesi hangisidir? Aksaray'ın il merkezine en uzak ilçesi. Merkezimize kuzeyinde bir ilçe aslında cevabımız. Merkezi en kuzeyinde bir ilçe, en uzak bir ilçe. Son 15 saniye. Bir bonus sorusu sorduk değerli izleyicilerimiz. 6. sorudayız. Aksaray'ın il merkezine en uzak ilçesini sorduk ve süremiz bitmek üzere. Son 5 saniye. Evet, süremiz bitti. Cevaplarınızı alalım. Hamza Bey Sarıyahşi diyor. Serhat Bey de Sarıyahşi diyor. Aksaray'ın il merkezine en uzak ilçesi Sarıyahşi, doğru cevap. İkinizi de tebrik ediyorum. Bizden 20'şer puan kazandınız. Bir an için Eskili yazacaktım da yani Eskili'nin de böyle tabii yani Sarıyahşi normalde daha uzak. Ama Eskili'nin de böyle yaylaları var böyle yani 96 tane yayladan bahsediliyor. Yaylalar da hep böyle Konya sınırında. Yani o konudan bakarsak aslında biraz Eskil, uzak gibi geliyor size Eskil, değil mi? Eskil yani Aksaray 105-110 km uzaklıkta yaylaları var. Yani o konuda aslında Sarıyahşi'den biraz daha uzak. Evet. Ama ilçe merkezi olarak tabii Sarıyahşi. İlçe merkeze göre Sarıyahşi daha uzak. Kırşehir il sınırlarına biraz daha yakın. Evet efendim, tebrik ediyorum. Gerçekten Aksaray'ımız ayrı soruların hiçbirisini kaçırmadınız. İkinci soruda da kazandınız. Tebrik ediyorum. Ve şimdi 7. sorumuzda sıra. Blok flütte tüm delikler kapatılarak üflersek hangi nota çıkar? Ortaokulda, ilkokul yıllarında çaldığımız flütlerde anımsayacaksınız belki. Helvacıoğlu vardı. Bütün delikleri kapattığımız zaman üflediğimizde bir ses çıkıyordu. Hangi nota çıkıyordu o sesle beraber efendim? Şu ana kadar bir Serhat Bey de 60 puanda, Hamza Bey de 60 puandalar. Bakalım bu beraberliği hangi soruda bozulacak? Bitti. Cevaplarımızı alalım efendim. Tamamen. Hamza Bey kalın do diyor. Serhat Bey de do cevabını veriyor. Doğru cevap do olacaktı. İkinizin cevaplarını da doğru kabul ediyoruz. Tebrik ederim. Bizden 10'ar puan kazandınız 7. sorumuzda. Nasıl gidiyor sorular sizce? Şu an için iyi. Bu soru biraz tahmin üzerineydi. Bizi geçmişe döndürdü. Ortaokul evet. Yıllarımızda ben öyle hatırlıyorum. Çok çalardık müzik derslerimizde. Evet. Evlerimizde çalışırdık değil mi? Notalara çalışır, şarkılar çalardık. Bizi o günlere götürdü gerçekten. Komşuları sık sık rahatsız ettiğim bir dönemler. Evdeki bireyleri genel manasıyla caddelerde rüzgar olsun. Değişik melodiler. Seviyor muydunuz peki? Müzikle aranız nasıldı? Müzikle aram iyi. Şimdi de iyi. O zaman da iyiydi. Farklı enstrümanlarda çalmaya gayret gösteriyorum. Bağlama öğrenmek için hevesliyim. Aynı zamanda perküsyon olarak da darbuka çalmayı severim. Ne güzel, kendinizi her alanda geliştiriyorsunuz. Siz Hamza Bey? Yani müzik aslında iyi bir dinleyici sayılırım yani ama yani pandemi öncesinde de işte ben de bağlama kursuna gitmeyi düşünüyordum. Hatta görüşmelerim falan oldu. Ondan sonra pandemiden sonra işte bu gün aşırı nöbetlerden dolayı ondan sonra biraz daha ortam koşullarından dolayı başlayamadık artık. İnşallah bu dönemden sonra pandemi sonra, zor bir dönem. İnşallah en kısa zamanda atlatırız ve işlerimize gidemediğimiz her şeye kurslarımıza geri döneriz. Tebrik ediyorum sizler efendim. Biz de bu arada bir sorudan 10'ar puan kazandınız ve yine eşitlik bozulmadı, 70 puandasınız. Bakalım hangi soruda bozulacak eşitlik? Şu an 8. soruya geldik. Hazırsanız 8. sorumuz geliyor efendim. Hazırız. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim adamı kimdir? Değerli izleyicilerimiz, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim adamımızı sorduk. Serhat Bey ve Hamza Bey'in arasında rakip tanıman bilgi yarışmamız heyecanla devam ediyor. Son 17 saniyeniz bu arada değerli izleyicilerimiz. Son 10 saniyeye girdik. Eminim doğru cevaplar vermişsinizdir. Gerçekten gururumuz. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü alan bilim adamımız. Ve süremiz bitti. Doğru cevaplarımızı kaldıralım. Hamza Bey Aziz Sancar diyor. Serhat Bey de Aziz Sancar diyor. Ve doğru cevap Aziz Sancar olacaktı. Tebrik ediyorum sizleri. Bizden 10'ar puan kazandınız. Eşitlik yine devam ediyor. Peki biraz da belediyemiz hakkında konuşalım diyorum. Hem de siz de dinlenmiş olursunuz. Evet.
Belediyemizin yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yakın zamanda Gençlik ve Bilim Merkezimiz de açılacak. Evet, evet. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle ben söz alayım. Sosyal belediyecilik babında belediyemiz şu an için iyi bir iş yapıyor. Biraz daha gençlere ve yeşil alanlara önem verdiği için onlara teşekkür ediyorum. Kendi şu an oturduğum mahallede Karabağ Tematik Parkı var. Yine Tacim Mahallesi'nde bir parkımız var. Parklarımız, Selçuklu Parkımız var hemen burada. Şehrimizin daha fazla yeşilli olması, daha fazla park alanları olması babında. Gerekirse yeni yapılan kaldırım ve yol çalışmaları babında belediyeme teşekkür ediyorum, belediyemize. Bizler teşekkür ederiz böyle güzel düşünceleri bizlere aktardığınız için. Evet. Hamza Bey, sizler neler söylemek istersiniz? Yani aslında şöyle bakmak lazım. Hani artık gelişen dünya şartlarında artık belediyenin ihtiyaçları olsun, insanların, halkın ihtiyaçları olsun değişiyor. Yani artık özellikle bu Z kuşağı olarak bahsedilen kuşağın yani ihtiyaçları, istekleri çok farklı. Yani onlara yönelik biraz daha gençlere yönelik çalışmalar, işte sosyal etkinlikler, yani mesela bu tür rakip tanımam yarışması, yani bildiğim kadarıyla daha önce yoktu. Yani evet, olsa da ya haberimiz yoktu yani, öyle dördüncü söyleyelim. Dördüncü haftamızdayız, yeni evet. Bir yarışma programı. Yani bu tür vakalar, işte spor, sanat etkinlikleri, artan etkinlikler, bunlar Aksaray için sevindirici gelişmeler yani. Doğru söylüyorsunuz efendim. İnşallah buradan da belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'e bizlere sağladığı olanaklardan, katkılardan dolayı, eğitime ve bilgiye sizlere, gençlere verdiği değerden dolayı da çok teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Evet, 9. soruya geldik bu sırada. Yarışmamızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Hazır mısınız 9. soru hazırız için? Hazırız efendim, hazırız. 9. sorumuz geliyor değerli izleyicilerimiz. Bugün günlerden çarşamba ise 26 gün sonra hangi gün olur? Bugün günlerden çarşamba ise 26 gün sonra hangi gün olur? Size hangi günde olduğumuzu soruyoruz. Şöyle bir ipucu vereyim ben size. 7 gün sonra yine çarşamba olacak. Ona göre bir hesaplama yapabilirsiniz. Son 10 saniyeye de girmiş bulunuyoruz. Şu an bir fikrim var ama. Evet, süremiz bitti. Cevaplarımızı alalım efendim. Hamza Bey pazartesi diyor. Serhat Bey cevap yok. Maalesef. Doğru cevap pazartesi olacaktı. Hamza Bey'i kutluyorum ve bizden 10 puan kazanıyor. Aslında yaptığınız şeydir eminim ama buranın heyecanından dolayı galiba. Evet, çok karşımıza çıkar bu mod soruları değil mi? Evet. Aslında basit bir mantığı vardı. Olsun, diğer sorularımız var. Hamza Bey bizden 10 puan kazanıyor. Tebrik ediyorum. Ve 10. sorumuza geldi soru. Bir biyoloji sorusu aslında. Bitkilere yeşil rengi veren pigment nedir? 10. sorumuz efendim. Süreniz başladı. Ve şu an 10. sorumuzu sorduk. Son 5 saniyeye girmiş bulunuyoruz. Evet, süremiz bitti. Cevapları alalım efendim. Serhat Bey klorofil diyor. Hamza Bey kloroplast diyor. Bitkilere yeşil rengi veren pigment klorofil olacaktı. Tebrik ederim Serhat Bey. Bizden 10'ar puan kazandınız. Hamza Bey, bu soruda size puan veremiyoruz ama hala eşitlik var. Bakalım, önümüzde 5 tane soru kaldı. Kim birinci olacak? Ben de merakla bekliyorum. Evet efendim, 11. sorumuz hazırsanız geliyor. Hazırız efendim. Hazırız. Altın Ayı Ödülü hangi film festivalinde verilmektedir? Altın Ayı Ödülü hangi film festivalinde verilmektedir? Süreniz başladı. Bir festival var ki Altın Ayı Ödülü orada veriliyor. O festivali soruyoruz. Altın değerli izleyicilerimiz, son 10 saniyeye girmiş bulunmaktayız. Altın Ayı Ödülü hangi film festivalinde veriliyor diye sorduk Serhat Bey ve Hamza Bey'e. Evet, süremiz bitmek üzere. Süremiz bitti. Doğru cevaplarınızı alalım. Yine tahmin üzerine oldu da.
Hamza Bey Cannes cevabını veriyor. Serhat Bey Berlin Film Festivali cevabını veriyor. Ve doğru yanıt 11. sorumuzun Altın Ay ödülü hangi film festivaline aittir demiştik. Doğru cevap Berlin Film Festivali. Tebrik ederim Serhat Bey. 11. sorumuzdan bizden 10 puan kazandınız. Tebrik ediyorum. En iyi film için verilen en yüksek ödüldü Berlin Film Festivali'nde Altın Ay ödülü. Tebrik ederim. Şimdi 12. sorumuzdayız. Türkiye'den bir coğrafya sorusu gibi olabilir aslında. Belki gidip görmüşsünüzdür de. Hazırsanız sorumuzu söylüyorum. Cunda Adası'nı gezmek isteyen bir gezgin hangi ile gitmelidir? Cunda Adası'nı gezmek isteyen bir gezgin hangi ile gitmelidir? Süremiz başladı. Son 25 saniyedeyiz. İlimizin ismini soruyoruz değerli izleyicilerimiz. Cunda Adası nerede, hangi ilimizde diye sorduk. 12. sorudayız. Ve son 10 saniyeyi de girmiş bulunmaktayız. Süremiz bitmek üzere. Yanıtlarınızı alalım. Yine tahmin üzerine. Hamza Bey Muğla, Serhat Bey de Balıkesir cevabını veriyor. Cunda Adası'na gezmek isteyen bir gezgin Balıkesir'e gidip Cunda Adası'nı görebilir. Doğru cevap Balıkesir olacaktı. Serhat Bey bizden bir 10 puan daha kazanıyor. Tebrik ederim. Aslında hani yakın zamanda gündeme gelen bir yerde aslında, evet. Da yani biraz karışıklık mı oldu diyelim. Yani aslında eminim bildiğiniz bir şey çünkü sürekli gündeme geldi. Bu yaz aylarında da tatilcilerin, evet, tercih ettiği bir mekan Cunda, evet, Adası. Mutlaka duymuşsunuzdur ama birbirlerine hep yakın şeylerde olduğu için belki illerde aklınız karışmış olabilir. Olsun. Yok hani Muğla'ya çok yakın bir yerdeyiz. Bonus işte sorularımız yani var. Tabii. Yani Muğla tarafında Muğla, çok ada olduğu için. Evet, üst tarafta Balıkesir'de. Olsun diğer sorularımız. Şimdi 13. sorumuz bonus soru. 20 puan kazanabilirsiniz. Belki aradaki farkı da kapatma imkanınız var. Hazırsanız 13. sorumuzu soruyorum sizlere. Güzelyurt ilçemizde bulunan Kızlar Manastırı olarak da bilinen yer neresidir? Bonus sorumuz, Güzelyurt ilçemizde bulunan Kızlar Manastırı olarak da bilinen yeri soruyoruz efendim. 20 puanlık bir bonus sorusu. Serhat Bey 130 puanda, Hamza Bey 110 puanda. Bonus sorumuz, son 10 saniyeye girmiş bulunmaktayız. Güzelyurt ilçemizde bulunan Kızlar Manastırı olarak da bilinen yeri sorduk efendim. Süremiz bitti, cevaplarımızı kaldıralım. Efendim, bir cevabım yok. Cevabınız maalesef aklıma yok Serhat gelmedi. Bey. Hamza Bey Gelveri Manastır Valisi diyor. Değerli izleyicilerimiz, bu soruda sizlere puan veremiyoruz çünkü Yüksek Kilise olacaktı doğru cevap. Yüksek Kilise Kızlar Manastırı olarak da bilinir. Bonus sorularda maalesef kazanamadık, olsun. Evet, yarışmamızın bitmesine son 2 soru kaldı. Çok nasıl gidiyor soru. Sizce sorular? Heyecanınızı efendim attınız. Görüyorum çok rahatsınız gerçekten. Tebrik ederim. Ekranları karşısında herkes rahat olmayabilir bu kadar kameralar karşısında. Tebrik ediyorum sizleri. Sorularımız da basit oldukça aslında. Hepiniz bildiğiniz şeyler ama belki biraz yarışma heyecanından, evet, olabilir. Evet. 14. sorumuz. Bir sanatçı soracağız sizlere. Peki, hazırsanız efendim, sorunuz geliyor. Hazırız. Sanatçı, tamam. Sanat Güneşi lakaplı sanatçımız kimdir? Sanat Güneşi lakaplı sanatçımız. Süreniz başladı efendim. 14. soru. Serhat Bey 130 puanda, Hamza Bey 110 puanda. Sanat Güneşi lakaplı sanatçımızı sorduk yarışmacılarımıza. Rakip tanımam heyecanla devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Son 10 saniyeye girmiş bulunmaktayız. Cevaplarımızı alalım. Serhat Bey Zeki Müren diyor. Hamza Bey Müzeyyen Senar cevabını veriyor. Sanat Güneşi lakaplı sanatçımız Zeki Müren'dir. Serhat Bey'i tebrik ediyorum efendim, bizden. İkisini de çok severek dinleriz. Tebrik ediyorum. Değerli sanatçılar. Yani uzun yıllar geçmesine rağmen. Unutulmayan gerçekten bir güneş değil mi? Sesiyle, konuşmasıyla. Evet.
yakışıklı beyefendi davranışlarıyla kişiliğiyle. Tabii ki de aklımızdan hiçbir zaman çıkmayacak ve yıllar geçti unutulmayacak bir sanatçı. Onu da rahmetle anıyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, son soruya geldik. Son sorunuz, 15. sorunuz bir futboldan. Hazırsanız 15. sorumuz geliyor. Tabii. Sion Lugano lig maçını tribünden izliyorsanız hangi ülkedesiniz? Sion Lugano lig maçını tribünden izliyorsanız hangi ülkedesinizdir? Süremiz başladı. Son 20 saniyemiz efendim. Sion Lugano lig maçını tribünden izleyen bir kişi hangi ülkededir diye sorduk yarışmacılarımıza ve son 10 saniyemiz var. Futbola merakınız var mı? Vardır efendim. İyi de bir taraftarızdır. Evet, sürenizi bir cevaplarınızı alalım. Hamza Bey İsviçre cevabını veriyor. Serhat Bey Belçika cevabını veriyor. Doğru cevap İsviçre olacaktı. Hamza Bey tebrik ediyorum sizi. Bizden 10 puan aldınız. İkiniz de tebrik ediyorum. Siz de ayrıca tebrik ederim. Teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sunduğunuz için. Rica ederiz efendim. Güzel bir yarışmaya katıldık. Tabii yani Aksaray şartlarında güzel bir uygulama, güzel bir çalışma. Sizlere teşekkür ederim. Asıl sizlere teşekkür etmek gerekiyor bu konu hakkında. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun inşallah. Yine başka etkinliklerde sizlerle yine görüşeceğiz. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da rakip tanımamın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her cuma saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.